herkese iyi bayramlar. Bu hafta bayrama özel bir program hazırladık ve konuklarımızla çıktığımız test sürüşlerini bir araya getirdik. Öyleyse her zamanki gibi haber turuna bakalım ve 7. vitese başlayalım. 7. vites bu hafta bayram özel bölümüyle otomobil tutkunlarını yine keyifli bir tura çıkarıyor ve izleyicilerini heyecanlı test sürüşleriyle yollara davet ediyor. Otomobil sektörüne dair en yeni haberler, ünlü konuklarla test sürüşleri, yol deneyimleri ve eğlenceli sohbetler. Bana neler çektirdin sen? Eyvah 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 Allah! Akıllı! Beni tokatlamadın. Gerisi sen et ne yapıyorsun hemen? Beni onu geçti, ben onu mu geçtim, geride mi kaldım? Bizde aslında bir nevi inek veya at testi denebilir. Eren Tekin'in sunumuyla 7. vites başlıyor. İtalyan üretici Ferrari, bugüne kadar ürettiği en özel modeli olarak gösterdiği P80C'yi tanıttı. 1966 Dino 206 S gibi Ferrari efsanelerinden esintiler taşıyan P80C, 4 yıllık bir çalışma sonucu geliştirildi. Tamamı karbon fiber gövdenin teknik fonksiyonlara sahip kısımları çıplak kalırken, otomobilin gövdesi parlak Rosso Vero rengine boyandı. Aerodinamik verimliliği en üst seviyeye çıkartmak ve arkaya doğru havanın yeniden sıkışmasını sağlamak üzere tavan çizgisinin son noktasına aerodinamik bir profil entegre edildi. Tasarım detayları bu şekilde olan otomobilin teknik detayları ve fiyat bilgisi ise henüz firma tarafından paylaşılmadı. Otomobil sayısı arttıkça ve trafik yoğunlaştıkça araç firmaları için güvenliğin de en önemli kriter haline geldiğini söyleyebiliriz. Araç koruma teknolojileri arasında önemli yeri olan hava yastıkları ise ZF firması tarafından farklı bir bakış açısıyla geliştirilerek bir üst seviyeye taşındı. Firma özellikle yandan çarpmalarda yaralanmaları azaltmak için geliştirdiği sistemde hava yastıklarını aracın dışına yerleştirdi. Sistemin senkronize bir şekilde çalışması ise birbirine bağlanmış kamera, radar ve sensörlerle gerçekleştiriliyor ve bu sayede de muhtemel kazayı, kazanın etkisini ve dış hava yastığına ihtiyaç olup olmadığına karar verebiliyor. Henüz geliştirme aşamasında olan dış hava yastıkları şimdiden olumlu yorumlar alacak gibi görünüyor. Dünya çapında yaklaşık 200 milyon lastik her yıl patlama, yol risklerinden kaynaklanan hasarlar veya uygunsuz hava basıncı sonucunda erkenden hurdaya çıkıyor. Ünlü lastik üreticisi Michelin, General Motors ile birlikte geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Aptis ile bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Çevre dostu lastik teknolojileri geliştirerek doğayı koruyan Michelin, Aptis ile inik ya da patlak lastik tehlikesini ortadan kaldırarak lastik yenileme ve yedek lastik üretimi için ham madde kullanımını azaltırken aynı zamanda çevresel tasarruf sağlıyor. Aptis ile lastiklerden kaynaklanan arıza sürelerinin en aza indirilmesi ve bakım seviyesinin neredeyse yok seviyeye indirilerek verimliliğinin artması amaçlanıyor. Kabul ediyorum, Lotus'un yarışçı ruhuna kendimi biraz kaptırmış ve Mansur Erk'i biraz zorlamış olabilirim. Mansur abi hoş geldin. Hoş bulduk Eren, nasılsın? İyiyim, iyiyim, çok teşekkürler. Hazırsan hemen başlayalım. Evet, teste başladık. Hazır mıyız? Haydi bismillah. Hadi bakalım. Evet, gayet iyi. Oley. Ya yetenek ya. Böyle bir yetenek yok gerçekten. Buna o... çift kemer lazım yalnız. Evet. Odaklandığı şeyin hakkını veriyor. Onu çok net hissettirebiliyor. Çok aşırı yetenekli ya. Yani bu kadar yetenekli otomobilleri kullandıktan sonra bilindik otomobiller şey yavan geliyor. Bilmiyorum siz evet. Nasıl hissediyorsunuz ama. Yani öyle kesinlikle çok yetenekli. Yani insanı kusturacak kadar yetenekli. Evet. Allah. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Evet. O bir üst vitese geçerken. Bizim arabalar yapmıyor işte onu. Ufak bir uçtuk sanki. Evet. Yani Mansur hocam ben
sabaha kadar böyle gidebilirim. Hiç problem değil. Tabii ihtimalle ben gidemem. O zaman iniş kalkışta böyle mide böyle. Yanda oturmak her zaman zordur yani, zaten. İyi bir şey yememişim. Aynen. Aynen öyle. O yüzden ben direksiyonu size bırakayım. Biraz da benim mide bir bulansın. Tamam, o zaman ben direksiyonu alayım. Tamam, tamam. <hadi. gülüyor> Direksiyonda iyiyim ama sesim çok iyi değildir üstadım, ama çok güzel şarkılarım var. Mesela İğne Adı Bırak yani. İğne Adı Bırak yanıma yanaşıver artık batacağımız kadar aş. Evet, bu arabada girerken bayağı hani yanına yanaşanlar olabilir. O konuda etkili olabilir. Evet. İğne Adı Bırak yanıma yanaşıver artık batacağımız kadar aşkın içine battık. Aşk denilen buymuş. Mansur abi, o zaman sürücü değişimi yapalım. Ben mi süreceğim? Evet. O zaman evet. Şimdi görürüz sizi. Bırakmasam mı sana? Yani bırak, bence bırak git ondan sonra. Ben gideyim aynen. Bana neler yaşattıysan ben de şimdi sana iki katını yaşatacağım. Eyvah eyvah. Bedeli ne olursa olsun dermişim. Eyvah eyvah, korkmalıyım mı sanırım şu an? Bu mu bütün numarayı yapan araba ya? Evet. Tüm numara burada hocam. Ama onun için hazırlamışlar baksana yani. Evet. Her şeyi ona uygun yapmışlar. Olayı bu. Aynen öyle. Çok doğru özetledim. Ama tebrik ediyorum, süpersin. Eyvallah. Çok teşekkürler. Süpersin. Olayımız bu. Şimdi o zaman sizi alalım. Benim şöyle olayımı görelim diyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Tamamdır. Ben hazırım. Tahrik ediyor abicim, bastı. Performansı itiyor değil mi? Sakin ol Ahmet. Sakin ol Ahmet. Ahmet nereden çıktı? Ahmet ismini mi taktık Mansur hocam? Ah canım, Ahmet'le konuşuyoruz bu aralar çok. Evet. Projeler var canlı festivaller için. Yanda oturmak hakikaten zor ama. Hele böyle bir araçsa yani, performans aracıysa. Evet. Haklıymışsın. Sınıf hissettin evet, mi yavrum? Ya bana neler çektirdin? Yok. Bana neler çektirdin sen? Ağlamak istiyorum. Yok, yok ya vallahi bilsem şey yapmazdım. Ben neler çektim? Ben neler çektim? Korkutayım mı? Abi şarkılarını çok seviyorum. Vallahi en sevdiğim popçusun abi falan. Bir daha söyle. En sevdiğim. Yalan söylüyorsun. Ne Tarkan ne başka? Yalan söylüyorsun. Vay ya. Güzel şarkı oldu sanki. Bir test sürüşü ve opera ancak bu kadar uyumlu olabilirdi. Tabii ki Hakan Aysev ile olan sürüşümüzden bahsediyorum. Eren, nerede kaldın? Hakan Bey merhaba. Çok bekletmedim umarım. Yok, bir 45 dakika bekledik yani. Hadi canım ya. Neyse, o zaman biz hemen teste başlayalım. Hadi. Evet, sevgili konuğum Hakan Aysev'deyiz. Tekrardan Hakan Bey, teste başlıyoruz. Hoş geldiniz. Başladık mı? Başladık. Başlamayalım mı? Dur yavaş. Tamam. Nasıl ki sizin opera tarafında çok iddianız var, bizde de otomobil olayında yani evet, iddialı olabilmek için... Ya bu kadar iddialı olmasak diyorum Eren. Eren! Eyvah, eyvah, eyvah. Sizden gelen... Eyvah, eyvah, eyvah. Allah! Ya! Eren. Yavaşlıyor. Vay anası. Dur bir dakika, şurada bir... şurada bir opera molası hocam. Vay anası. Yani çok şimdi, güzel. Yani tedirgin etmiyor. Yaptığı şeyler de Eren. Araba
Hala saçmalamadı yani, araba iyi gidiyor. Ya yarış filmlerinde klasik bir sahne vardır, onu yapsak mı sizinle? Yok. Yapmayalım, yok. Yapmayalım. Böyle aksiyonlu hani sahnelerde. Hani uçurumdan düşen sahne tabii, tabii. İstemiyorum. Yok, genelde orada değil mi opera müziği? Tamam, şuradan ama uçabiliriz bence sanki. Onu, en azından onu mu yapsak? Neyse, onu da yapmıyoruz. Yap hadi. Hadi, hadi yapıyorum. Yapabiliyorsan yap. Hadi yap. Hadi olmuyorsa yap. Şuradan olur mu? Neyse. Sen... yapma, yapma diyorsunuz üstadım. Yapma. Aman oraya girme. Tam yani nasıl bir müzik vardı? İsterseniz siz onun şeyini verin. Ben en azından uçuyormuş gibi yapayım üstadım. Vay be. Acayip girdi. İyiydi, yani, iyi tutuyor değil mi? Vay. Kardeşim sana merhaba. Merhabalar, merhabalar. Hakan Bey, size bu otomobille alakalı bir yani bir tahmin... Yambo, 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 funikuli, funikula, funikuli, funikulla, yambo, 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 funikuli, funikulla, bam, bam, dibiribam, bam, bam, asey! Ben de böyle deneyim. Böyle korktum aynen. Karşılıklı. Ama ben yani halimden çok mutluyum. Çünkü hem otomobil test ediyorum. Çünkü her zaman yaptığım şey aslında bu. Hem evet. De sizi dinliyorum. Yok, benim başımdan problem yok. Eyvallah ama yani kullanman gerçekten. Rally falan yapmış. Yapmışlığım var hepsini. Belli Eren, belli. Belli. Peki opera sanatçısı olmanızla alakalı enteresan komik bir durum var mıdır? İstanbul'da işte herhalde 5-6 sene olmuştur. benzin alacağım. Benzinliğe yanaştım. Orada pompacı çocuk 18-19 yaşlarında. Abi dedi ya sen abi valla bir türkü söylesen. Valla bizim İbo gibi bir türkü söylesen abi. Sen operacısın ama dedi. Orada ona bir tane şeyden, bir Urfa türküsünden böyle bildiğim kadarıyla süper söyledim. Çok da mutlu olmuştu. Açıkçası ben de sizin türkü söyler halinizi merak ettim. Yani bizim izleyicilerimiz için de böyle bir şey yaparsanız harika olur bence ama tabii siz bilirsiniz. Ya, dur bakalım yaparım. Ben iyice yavaşlıyorum. Tamam. Siz rahat olun yeter tamam, ki. Tamam. Hoppa şina şina nay şina nay nay şina nay yavrum şina nay nay. Hoppa şina şina nay şina nay nay şina nay yavrum şina nay nay. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Koy verin gidenleri şina nay yavrum şina nay nay. Koy verin gidenleri şinanay yavrum şinanay. Sen de katıl, sen de katıl. Sen de katıl dostum, hadi. Hoppa şina şina nay, şinanay nay. Şinanay yavrum şinanay nay. Hoppa şina şina nay, şinanay nay. Şinanay yavrum şinanay nay. Aşkımdan kibrit oldum yar 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 yandım. Aşkımdan kibrit oldum yar 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 yandım. Üflesen yanıyorum şinanay yavrum şinanay nay. Üflesen yanıyorum şinanay yavrum şinanay nay. Hoppa şina şinanay şinanay nay. Bak. Küçük söylesek bile duyuluyor. Arabanın motoru sessiz gerçekten. Çok doğru tespit. Aynen öyle. Vallahi bravo ya. Güzel yapmışlar. Eyvallah. Ağzınıza sağlık bu arada. Eyvallah. Süperdi, süperdi. Şimdi artık bence değişimi artık yapalım. Artık ben bir kullanayım yani. Erenciğim lütfen. Hani bu kadar... Bir de sen gör bakalım şu. Ben opera virajlar. Söyleyeyim. Opera. Şu, artık opera mı söylersin? Başka bir şey. Başka bir şey mi söylersin? Başka bir şey. Ben arka koltuğa oturabilir miyim? Bilmiyorum ki. Ya arka koltukta bu arada daha çok korkuluyor bence. Bilmiyorum ya, hiç olabilir. Denediniz mi? Ya de. Ben aslında yani o kadar az sağ koltuk ya da arka koltuğa oturuyorum ki. Yani biraz da bu herhalde bilmiyorum neden. Güvensizlik de değil, arabayı çok... Alışkanlık ya. Arabayı çok seviyorum kullanmayı, o yüzden. Evet Hakan Bey, hem söz hem direksiyon artık sizde. Hadi bakalım. Evet, sıra bende. Eren.
İyi olan kazansın. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ha, mesela bu kardeşlerle şimdi konuşabiliriz. Evet. Opera sevmiyor belki. Bilet var hocam bizde. Biz anlaştık aramızda. Konu Yılmaz Vural olunca heyecanlanmadım dersem yalan olur. Ama sanırım Yılmaz Hoca'dan geçer not almayı başardım. Yılmaz Hocam merhaba. Merhaba Erhan'cığım. Nasılsın? Merhaba. İyidir valla. Seni sormadım, sen nasılsın? İyi, idare ediyoruz işte. Atla istersen bir turlayalım. Gezdireceğim derim. Aynen hadi. Öyle, hadi. Aynen öyle. Allah sonumuza eylesin. Hadi bakalım. Hoş geldin hocam, hoş geldin. Hoş geldin. Hocam tekrar hoş geldin. Merhaba. Erhan'cığım hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl keyifler? Heyecanlıyım kardeşim. Neden hocam ya? Senin gibi çılgın bir şoförle bakalım neler yapacağız. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Yok, senin istediğin tempoda gideceğiz. Tempoyu burada konuklar belirliyor. Her şey serbest kardeşim. Eyvallah. O zaman tamam. Gidiyorum. Ya ulan oğlum böyle bir önce girilir mi? Ne yapıyor? Hocam ne yapayım? Ne senin var ya bindikten sonra ehliyetini iptal ettirmezsem ben mi? Hocam trafiğe kapalı alandayız ama sen bilirsin artık. Eren, o opsiyonu sana bırakıyorum. Eren, sen o futbolcular gibi akıllı. Beni tokatlamadın. Gerisi sana. Eren ne yapıyorsun Eren? Dayak mısın? Aman hocam aman yani. Yapmasın ama ne? Sıkı tutunalım. Oh, Allah hocam ne yapayım? 320 beygir var ya. Peki ya. Savurmaz mı abicim bu araba? Hocam şimdi bunun şöyle bir olayı var. Yani çok etkileyici bir gidişi yok Tayyipar'ın ama acayip yetenekli. Yani bazı futbolcularda öyle değil midir? Böyle bu dışarı... Messi mi yani? Bilmiyorum. Onu sen daha iyi bilirsin. Ben bilmiyorum. Dışarıdan öyle. Bakarsan hani çok yetenekli değildir. Yani yetenekli görüntüsü var mı? Niye enteresan öyle? Arka tarafta vurmuyor mesela. Evet. Evet. Bayağı savurmuyor. Bak. Hafif tiseleri yerler kaygan olabilir. Ne olur ne olmaz. Olmadı. Ben bu yayından çıkmak üzereyim. Tamam. Yani kırmızı kartı yiyeceğim yani birazdan. Hafif alt tarafta bir ıslanma oldu. Eyvah hocam. Ben benzinlik buluyorum bir tane. Hemen buluyorum hocam. Yok be delikanlarım devam et kardeş. Senden korkan. Hocam gidiyorum o zaman. Senden korkan senin gibi olsun ya. Eyvallah. Ama bu biraz oldu. Bu biraz oldu. Hafifçe. Delikanlılar sözlüğümüz diyorsun. Bana bak. Yoğurdan birisi gelirse. Hocam trafiğe kapalı. Görüyorsun değil mi sen her şeyi? Aynen aynen. Ehliyetini zaman aldın kardeşim. Bayağı oldu ya unuttum hocam. Çok oldu. Bayağı oldu yani. O konuda hiç sıkıntı yok. Şurada uçalım mı ister misin yoksa? Uç be. Mesela şu anda merakı gördük. Hoppa! O ne canım? Ay 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 ay. Aman Allah'ım. Dışarıdan bakınca aslında o hızını, potansiyelini çok belli etmiyor. Futbol dünyasında da var değil mi böyle örnekler? İstersen hocam bunu konuşmak için direksiyonu sana vereyim. Yeter artık he, biz biraz bakalım. Ya, aynen öyle. Sen ne duruma gireceğim evet, görelim evet seni. Hocam, evet hocam, ben koltuğu bayağı geri alacağım ben. Hadi bakalım. Gidiyoruz.
hocam sen bana diyorsun ama sen de bayağı Yılmaz hocam. Yok canım. Sadece futbolda değil bu agresiflik yani. Direksiyonda da potansiyel var, bayağı var. Bak bak bak. Bak şimdi burada gidilir mi herhalde? Biz de buldum diyorsun. Frenleri de çok iyi. Sadece teknik direktörlükte başarılı. Beni havaya sokma. Otomobiller konusunda uzman bir gazeteci konuğunuz varsa ortaya bolca bilgiyle harmanlanmış bir sohbet çıkıyor. İşte Hakan Çelik ile sohbetimiz tam da böyleydi. Hakan Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Ne var ne yok, nasılsınız? İyidir, sizi görmek de çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum, ben de mutlu oldum. CNN'de yaptığınız onlarca güzel programın ötesinde... Çok teşekkür ederim. ...otomotiv gazetecisi üstadımızı konuk ediyor olmak... Estağfurullah, estağfurullah. 7. vitese ayrı ben de, bir... Ben de mutlu oldum, hayırlı olsun. Yeni program CNN Türk'te, çok başarılar diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Ufaktan yola çıkalım. Memnuniyetle. Beraber kullanalım 5.20'yi. Evet Hakan Bey ile şimdi test sürüşüne devam ediyoruz. Hakan Bey, öncelikle bu test ettiğimiz otomobille alakalı sizinle biraz konuşmak istiyorum. BMW'nin 5 serisi, G30 karoserli 5 serisi ile alakalı nedir görüşleriniz? Bu sınıfın tabii en önemli otomobillerinden biri. Almanlar bu sınıfta çok hakimler bu kategoride. Bu kasa, daha doğrusu bu seri diyelim, 5 serisi markanın, Münihli bu premium üreticinin en çok güvendiği ve dünyada en fazla sattığı, artık rüştünü ispat etmiş motorlarıyla, olgunlaşmış tasarım özellikleriyle, sürüş kalitesi, sürüş konforuyla son derece rafine bir otomobil. Teknolojinin gelişmesiyle beraber üretim süreçlerinde teknolojinin maliyetleri düşürmeye yardımcı olmasıyla birlikte eskiden hayal gibi görünen bir takım donanımların artık çok daha kolay alınabildiğini görüyoruz. Eskiden bir otomobilde bir hava yastığı olduğunda veya bir ABS'i olduğunda birçok, yani bu konuya biraz daha aşina olmayan insanlar çok mutlu olurlardı. Çok evet, büyük bir hayretle karşılarlardı. Artık bunlar neredeyse bütün üreticilerin dünyada yaygın olarak kullandığı şeyler. Otomobilleri insanlar satın alırken güzel bir tören yapılır. Evet. Otomobil teslim törenleri benim çok mutlu olduğum anlardır. Yani hayatım boyunca en heyecanlandığım anlar öyle olmuştu. Otomobillerimi satın alırken. Orada insanlar genellikle otomobilin bütün özelliklerini biliyor gibi davranırlar. Emniyet kemerlerini takar çıkar giderler. Yani bana fazla anlatmayın, ben bunları biliyorum derler. Oysa ki birçok kişinin, tüketicinin ve kullanıcının o kullanma kitaplarını hiç hayatları boyunca açmadığını... Evet. Otomobilin kliması, infotainment, bilgilendirme özellikleri de dahil olmak üzere birçok sistemi yeterince kullanmadıklarını biliyoruz, görüyoruz. Bu da aslında biraz otomobilin A noktasından B noktasına gidiş için daha standart bir vizyon çerçevesinde kullanıldığını, halbuki daha verimli bir şekilde kullansak hem güvenlik açısından, hem yakıt tüketimi açısından, hem de sürüş zevki açısından daha fazla tüketicilerin faydalanabileceği çok güzel araçlar, giderek akıllanan otomobillerden bahsediyoruz. Yani bizim sürüş davranışlarımızı yapay zeka uygulamalarıyla birlikte anlayan, kavrayan, öğrenen ve buna göre belli bir disiplin adapte eden teknolojiler gelişmeye başladı artık. Özellikle üst gam otomobillerde. İsterseniz önce direksiyonu size vereyim. Memnuniyetle. Sonra yola devam edelim. Tabii.
peki Hakan Bey, bir otomobil meraklısı olarak da ilk otomobiliniz neydi? Ya da sizin açınızdan sizde iz bırakan otomobilleriniz oldu mu? Nelerdir? Paylaşmak isterseniz öğrenmek isteriz. Tabii. Çok farklı otomobiller kullandım bugüne kadar. İlk otomobilim annemin de sağ olsun önemli bir maddi katkısıyla vakti zamanında bir 131 Murat 131 Vay. Fiat 131 Şahin olmuştu. Sonra bir tane daha ikinci el Şahin aldım, kullandım. O dönemin tabii çok Türkiye'de önemli otomobillerinden yurt biriydi. Yurt dışında olduğunuzda var mı kullandığınız bir şey oldu mu? Oldu. O dönemler özellikle. Onu da hemen söyleyeceğim. Sonra Türkiye'de taksitle ilk 0 kilometre satın aldığım otomobil o zaman gazetelerin böyle pazarlama şirketleri vardı. Onlardan birinin bir kredi kampanyası vardı, uzun vadeli Lada. Lada Samara aldım. Aa, bir tane. Aynen. Lada Samara da o dönem Türkiye'de çok, çok havalı, çok popülerdi. Evet. Ve böyle zor şartlarda iyi performans veren, özellikle kış şartlarında bir araçtı. Göker Gürkaya ile tasarımıyla dikkat çeken bir otomobil inceledik. Bagaj açayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiydin. Nasıl geçti yolculuk? Harika geçti vallahi. Memleketten İzmir'den geliyorum. Tamam, müthiş. Tamam. Size değişik bir şey getirdim. Hemen çıkalım. Test edelim. Şimdi sizinle güzel bir test sürüşü yapmayı amaçlıyorum. Umarım hoşunuza gidecektir. Araba harika vallahi. Gidecek gibi değil zaten. Evet, evet, evet. Fransızların aslında geldiği son nokta diyebiliriz. Lükste ve aslında premium algısında DS7'nin test sürüşünü yapacağız. 1.6 tek turbo bir makine var burada. Kısaca bir özet geçeyim araçla alakalı. Benzinli. Benzinli, aynen. 225 beygir gücünde. 300 Nm tork var. İşte otomatik şanzıman kombinasyonuyla 8.2 saniyelik bir 0-100 değeri veriyor. Harika. Yani bu veriler hiç fena değil. Yani bu cüssedeki bir araba için. Evet, tam ona geliyordum. Bir SUV ve işte motor hacmi de çok büyük değil. Düşük hacimli bir motorla bunu yapabiliyor. Yani veriler hiç fena değil. Şimdi ufaktan bir çıkalım, sonrasında teste başlayalım. Tamam, keyifle. Mekanik sporlarla genelde aram iyi. Motosiklet düğüm de vardı. Gerçi son zamanlarda yok, sattım ama mekanik motosikletler, vitesli motosikletler özellikle çok hoşuma gidiyor. Evet. Biraz şey de seviyorum ben ya, hafif sürati de seviyorum. Böyle gerektiği yerde, uygun yollarda biraz seviyorum. Mesela motorun hep benim şey spor tuning'ti. Evet. Yani çok da olmasa bağımlılığımız var adrenaline. Süper. Yani bu şöyle bir şey aslında. Büyük güç, büyük sorumluluk ister diye hep böyle süper kahramanların olduğu filmler vardır ya. Bence burada da öyle bir misyon var. Eğer ayağınızın altında sağlam bir güç varsa ve o gücü de doğru yerde kullanıyorsanız ondan büyük keyif alırsınız. Kendi limitinizi bildikten sonra, aracın limitini bildikten sonra problem yok. Evet. Sadece özellikle kendi limitinizi çok iyi bilmeniz lazım. Kesinlikle. Biz şirkette eğitimler alıyoruz bu konuda. Her sene defensive driving ve defensive sürüş olarak almak zorundayız, alırız. Oralarda işte arabanın kaymasını, frenlemeyi, sert frenlemeyi, işte arabanın arkası kaydan nasıl toparlayacağını, engelden onları, kaçış evet, vardır, çok kaçış, önemlidir. Onları hep öğreniriz. Yani geyik testi denir işte yurt dışında. Yani geyik testi denmesinin sebebi de işte ormanlık bir yolda. Genelde Avrupa'da geyikler çıkarmış hep yola. Bizde inekler çıkar, işte atlar çıkar. Bizde aslında bir nevi inek veya at testi denebilir. Böyle bir noktası var. Onlar da geyik testi diyorlar. Geyikten kaçış testi denir hatta. Önünüze aniden bir engel çıkmış gibi bir simülasyon yapılır. Ve ondan kaçış yaparsınız. Bu haftada bayrama özel 7. vitesin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.